Merhaba, ben Doktor Hikmet Aydın Güler. Bu bir sarı mı sizce? Üzerinde bu renk sarı yazıyor, farkındayım. Ama aslında bu renk bana göre sarı. Size göre sarı değil. Neden mi? Detayları videoda. Evet, bu bir sarı mı? Aslında bu tam bir sarı değil şu an gördüğünüz gibi. Çünkü üzerinde siyah yazılar var. Şunu bir çıkaralım. Böyle bakalım. Bu renk bir sarı mı? Şimdi şöyle diyeceksiniz, evet görüyorum sarı. Aslında sizin gördüğünüz gerçek bir sarı değil. Benim gördüğüm gerçek bir sarı. Sebebini şöyle açıklayalım. Renk frekansları red, green, blue, yani bizim RGB ya da daha şekil ismiyle RGB dediğimiz şekliyle 3 tane temel renkten oluşur. Bu renkler fizikteki temel 3 renge dayanır. Bir de ne var? CMYK, yani kimyasal mürekkep renkleri. Detaylarına çok girip boğmayacağım sizi. Bunların detaylarını tümünü zaten kitaplarda yazmıştım zamanında. Okuyabilirsiniz isterseniz. Ama bizim LCD dediğimiz ekran formlarında bu iş böyle işlemiyor. Yani size red, green ve blue dediğimiz 3 ayrı rengi öyle bir karıştırıyor ki siz buradan gözünüzün hücrelerinde sanki sarı renk varmış gibi algılıyorsunuz. Nasıl mı? Sizin izliyor olduğunuz şu anki ekranınız bir tüplü televizyon da olabilirdi, bir LCD ekran çok büyük ihtimalle. Bu ekran sadece kırmızı, mavi ve yeşil renklerini gösterebiliyor. Ve buradaki sarı rengi nasıl mı elde ediliyor? İnsan gözünde 3 farklı renk algılayıcısı bulunmakta diyelim. Çok fazla tıbba girmeden anlatmaya çalışacağım. Bunlardan birisi kırmızı, birisi mavi, birisi yeşil için. Sarı ışığın frekansı öyle bir noktaya düşüyor ki kırmızı ile yeşilin arasında bir noktaya düşüyor. Dolayısıyla LCD ekranlar ya da tüplü televizyonlarda tam olarak bu kandırmacayı yaparak size bu rengi gösteriyorlar. Bakın 180x kadar yaklaştırılmış bir görsel var şu an ekranda. Bu görsele baktığınız zaman tamamen bu 3 rengi görüyorsunuz. Bilgisayarınızın ekranının sizi kandırması için yapması gereken sadece biraz kırmızı, biraz da yeşil ışık göndermek olarak söylenebilir. Ve ekranınıza 80 kez zoom yaptığınızda görünen sarı ışık aslında tam olarak budur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu kanala abone olabilir, videoya like atabilir, yorum köşesine yorumlar yazabilir ve bu kanala destek olabilirsiniz. Herkese iyi haftalar, iyi günler diliyorum.